Hatta daha bile üstünde. Dolayısıyla bunu işveren arkadaşımız nereye yansıtacak? Dolayısıyla ürününe yansıtacak, ayakkabıya yansıtacak. Ayakkabı fiyatları da anormal derecede yükseldi. Yani geçen sene 50 TL'ye sattığımız ayakkabı bugün 150 TL. 3 kat, evet. Yani bu toptan fiyatlarından bahsediyorum. Suni deri olarak. 3 kat fiyat artışlarımız oldu. Yapıştırma ilacı. Devamlı yani ayakkabıda en fazla kullanılan malzemelerden bir tanesi. İnanın samimi söylüyorum 230 bin liradan 750 bin lira şu anda. 750 TL. Her ürünümüz 3'e katladı. Bu yükselişler tabii bir yerden çıkacak. Nereden çıkacak? Ürünün fiyatından çıkacak. Fiyatı, ona eklenecek. Muhakkak öyle olacak. İşçilik fiyatları da aynı şekilde asgari ücreti biliyorsunuz 2200 liralardan şu anda 5500 liraya geldi. Hepsinin bunların tamamının maliyeti ayakkabının üzerine bindi ve dolayısıyla da bu kış sezonunda beklemedeyiz. Yani öyle bir daha önceden biz kışın yazlık, yazında kışlığı yapan bir sektörüz. Şimdi öyle çok fazla talep yok. Hatta kışın ve yazın sizlerle konuşurduk hep, işte kışın konuştuğumuzda bu yaz bizi işte hangi renkler, hangi modeller, belli bir skala olurdu, onun üzerinden evet. Değerlendirmeler yapardık. Şu an öyle bir şey yok diyorsunuz. Kış olayında hiç yok. Talep o kadar az ki aslında Uzak Doğu'dan Avrupa ülkeleri veya ne bileyim Kuzey Asya, Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u, buralara ciddi şekilde mal satıyorduk. Şimdi çok daha fazla satmamız gerekirken fiyatların çok anormal derecede yükselmesi, bir de işçiliklerin aşırı derecede yükselmesi ayakkabı fiyatlarını uçurdu. Uçurdu. Ya, bilmiyorum son dönemlerde vitrinlere bakıyor musunuz? Bakıyoruz sadece. Baka kalıyoruz. Gerçekten baka kalıyoruz. Bu kelimeyi çok duyuyor son zamanlarda. Hanımefendiler eskiden 5-10 çift ayakkabı her sezon alıyorlardı. Şimdi sadece dediğiniz gibi baka kaldılar. Yani vitrinlerdeki fiyatlar inanılmaz derecede yüksek. Dolayısıyla da işte az önce bahsettiğim konulardan dolayı ayakkabı fiyatlarında yükselme var. Çok güzel iş yapmamız gerekiyor. Sebebi de şu, artık Uzak Doğu'dan çok fazla ürün gelmiyor. Navlun fiyatlarının artması, bu enerji fiyatlarının artması. Bir yandan savaş da var Ukrayna'da. Tabii bir yanda da savaş var. Dolayısıyla Uzak Doğu'dan gelen, yani Çin'den, ne bileyim Tayland'dan, Endonezya'dan gelen spor ürünleri daha fazla. Gelen ürünler son dönemlerde bu navlun fiyatlarını, konteyner fiyatlarında inanılmaz artış var. 2000 dolara kiraladığımız konteynerler bugün 10-12 bin dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla çok büyük yükselme var. Aslında Çin artık Türkiye. Ama bu işçiliklerin, bu fiyatların yükselmesiyle istediğimiz randımanı alamıyoruz. Evet, mesela özellikle bazı spor ayakkabı markalarında evet fiyatlar hep yüksekti bir tık daha. Ama işte bir ürünü 100'e alacakken onu belki 250'ye 300'e al. Yani aradaki fark böyle bir uçurum değildi. Şimdi bakıyorsunuz doğalgazınız mesela örnek veriyorum 1000 geliyor. Ayakkabı 2500. 2500. Yani aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Zaten vatandaşın alım gücü düştü. Şöyle de bir durum var. Evet maliyetler yükseliyor. Siz aldınız. Satamadıktan sonra da bir kıymeti yok. Bu ama az önce bahsettiğiniz o 1000 TL'lik ayakkabının bundan 8-10 ay önceki fiyatları 1000 TL. Dövize ile orantılarsak 1000 liralık ayakkabı döviz üzerinden 7 lira 8 liraydı doların maliyeti. Şu anda 17 lira yaklaştı doların maliyeti. Dolayısıyla böyle orantı yaparsak ayakkabının fiyatı sadece döviz bazında normal seviyesinde yani. Bir de dışarıdan aldığınız tabii dövizde böyle dalgalanma olunca. Evet yani paramızın son zamanlardaki değeri düşmesiyle fiyatlara normal derecede yükseldi. Özellikle de ithal mallarda. Zaten ayakkabının yan ürünlerinde suni deridir, bazı özel derilerde yapıştırma ilacının kimyasallarında yurt dışından getiriyoruz. Dolayısıyla da dışa da bağımlı olduğumuz değil. Var tabii ki yani %40-%50'ye varan kesimi dışa bağımlıyız. Dışarıdan getiriyoruz.
Dolayısıyla dövizdeki dalgalanmadan nasıl etkilenmesin? Mümkün değil. Evet, bir parça ürün bile alıyorsanız dışarıdan bu maliyete yansıyacak demektir. Ve yansıdı da fiyatlar işte kışa daha da yükselecek. Kışa daha da yükselecek. Yazlık ürünlerde fazla deri kullanılmıyor, ne bileyim. Malzeme fazla gitmiyor. Ama kışın bot, yazın 1 metreden 11 metre suni deriden eğer 10 çift 12 çift alıyorsanız bu yarı yarıya, hatta yarıdan da aşağıya düşüyor. Çünkü kestiğimiz malzeme fazlalaşıyor. Bottaki malzeme ile yazlık bir üründeki malzeme aynı olmadığı için kışın maliyetleri daha da yükseleceğinden emin olabilirsiniz. Eyvah eyvah. Şimdi bazen biz genelde sezonun bitmesini bekleriz hep almak için ama İndirimlerde. o sezonun içinde de 1-2 almış oluruz. İşte yaz girerken ya bir sandalet ya bir terlik ama bitişe doğru da belki birkaç tane daha üstüne ekleriz. Şimdi mesela sezonda benim çevremde hiç işte bir sandalet alayım, bir terlik alayım. Eskilerle idare ediyor şu anda herkes. Evet. Öyle kötü bir durumdayız yani. Biz harcayacağız. Üreten kazanacak ki bu çark dönecek. Evet. Satılmadıktan sonra da bir kıymet yok. Dünyada da durum bizden farklı değildir herhalde diye düşünüyorum. Nasıl acaba? Ne duyumlar alıyorsunuz? Vallahi geçen hafta Çeşme'den örnek vereyim ben size. Avrupa'dan gelen bizim kendi vatandaşlarımız, Almanya'daki çalışan kardeşlerimiz deli gibi para harcıyorlar. Türkiye'de harcıyorlardır. Evet. Çünkü çok gibi, değerli paraları. Çok değerli. Yani gerçekten insanımız zor günler yaşıyor. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Ama hiç de belirtiler öyle değil. Evet. Sadece ayakkabı değil. Öngörebiliyor musunuz mesela? Efendim? Geleceği öngörebiliyor musunuz sektör adına şu an? Çünkü biz evlerimizde öngöremiyoruz. Şimdi bir adım atamıyoruz. En büyük sıkıntımız malzeme fiyatları. Hı. Bugün yani az önce örneğini verdiğim 700 TL'lik bir yapıştırma ilacı bir hafta sonra 700 TL'de kalmıyor. En büyük sıkıntımız, malzemedeki en büyük sıkıntımız bu. Yani bugün sattığımız ürünü yarın mal edersek, imal edersek aynı yerine koyabileceğiz mi? İmalatçının, üreticinin sıkıntısı bu. Şu andaki en büyük sıkıntımız bu. Liste alıyoruz. İşlerimiz iyiydi. Konuya başladığımızda işlerimiz iyi diye başlamıştım. Evet, listemiz var. Dışarıdan özellikle de Avrupa ülkelerinden son zamanlarda ciddi şekilde talep var. Ama yaptığımız ürünü aynı fiyata bir hafta sonra mal edemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Yani piyasada bir güvensizlik var. Malzeme fiyatları aşırı, yani dolara ufacık bir yükselme malzeme fiyatlarında anormal şekilde yükseliyor. Yani ikisi birbirine eşdeğerde değil. Dolar ufacık yükseliyor. Malzemeci arkadaşlarımız, yani İstanbul'da 3 kişi 5 kişi bu işin toptancılığını yapan arkadaşlar anormal şekilde malzeme fiyatlarını yükseltiyorlar. Sonra malzeme bulmada güçlük çekiyoruz. Muhtemelen onlar da ikame etmekte zorluk çekecekleri için bir öngörülememezlik olduğundan bunu bir tık daha yükselteyim ki olduğundan muhtemelen alacağım malzemeyi ancak ikame ederim yerine diye düşünüyor. Aynen öyle düşünüyor. Onlar da kendilerince haklı. Çünkü satıyor, yerine koymakta güçlük çekiyor. Aynı fiyata yerine koyamıyor belki de. Onun için piyasada bir güvensizlik söz konusu. En büyük sıkıntımız o. Yoksa ayakkabı üretiliyor, yurt dışına da satıyoruz. Bu, İzmir 150 milyon doların üzerinde ihracatı var. Türkiye'de de ayakkabı ihracatı 1 milyar doların üstüne çıktı. Hala bu o geçen güçlü tablo devam ediyor mu? Bunca ekonomik ve pandemi süreci. Evet, evet, aynen devam ediyor. 1 milyar doların üzerinde bir ihracatımız var yurt dışına. İzmir'de bazı arkadaşlar 47 tane ülkeye ihracat var İzmir'den. Hangi ülkeler vardı? Genelde Avrupa ülkeleri. Balkanlar ve Avrupa ülkelerine çok mal satılıyor İzmir'den. Son zamanlarda yabancı müşteri de çok geliyor. 3-4 sene öncesine kadar öyle çok fazla yabancı müşteri olarak talebimiz yoktu ama son özellikle 5 yıldır buna bir nebze de Suriyelilerin de katkısı oldu. Bunu buradan beyan etmekten hiç çekinmiyorum. Onların da katkıları oldu. Oradan gelen arkadaşların bazı özellikle de Orta Doğu'da Fas ve Cezayir'e çok mal gidiyor son zamanlarda. Filistin var,
İsrail var. Buralara da ciddi onların çıkmış. Gelişi o pazarların kapısını da mı açtı? Tabii ki onların yani bu ne, konuda gerçekten de fayda sağladılar ayakkabıcılar sitesine. Az önce yine bahsettiğim şekilde gidip kalacakları konusunda problemimiz var. Önlem almamız gerekiyor. Çünkü sektörde çok çalışan Suriyeli var. En son 5700 göç idaresinden aldığımız rakamlarla sektörde çalışan vardı. Tabii bunların çocukları da aileleri de katkı sunuyorlar. Yani 10.000'in üzerinde bir Suriyeli her gün ayakkabıcılar sitesinde çalışıyor. 50.000'in üzerinde insan giriş çıkış yapıyor. Büyük bir sektör. Türkiye'de ikinciyiz biz ayakkabı üretiminde. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz.